telleri ezberlemiş olan arkadaşım, sana çok teşekkür ederim. Bu videodan önce boş telleri öğrenmiştik. Yani boş tellerimiz mi si sol re la mi. Burada neymiş? Altta da tam bakın notanın altında ne yapman gerektiği. Aslında bu notaya bakarak da sadece çözebilirsin işi. La do mi re do mi. Fark ettiyseniz mesela re'de çok kalıyorum, bir de son mi'de çok kalıyorum. Hep beraber son 2 3 4 yaz dostum, yaz dostum. Güzel sevmene adam denir mi? Sol anahtarını öğrendik. Bir de öğreneceğimiz ek çizgiler var. Şöyle ek çizgi. Mesela kaç çizgimiz var burada? Gezgin Müzisyen kanalının gitar dersleri videosuna hoş geldin. Bu ikinci armoni derslerimiz. En sıkıcı ders diyebilirim ama en keyifli ders. Olsan karar veremiyorum. Sıkıcı mı, mutluluk mu? Çünkü neden biliyor musunuz? Biraz böyle anladığın zaman hop mutluluğa dönüyor. Yani hemen böyle unutuyorsun o ilk baştaki ilk birkaç sıkıntıyı. Biz burada size yardımcı olmak için varız. O yüzden derste anlamadığın herhangi bir şey olursa yorumlara yaz. Mutlaka yaz. Yaz. Oğuzhan yazsınlar mı? Yaz dostum. Evet, işte Oğuzhan'dan süper bir şarkı geldi. Şimdi ben bu şarkıya gitar çalmazsam çatlarım. Oğuzhan'dan süper bir pas geldi. Hemen bir kafa golü atıyoruz. Ekip hep beraber. Son 2, 3, 4. Yaz dostum. Yaz dostum. Güzel sevmene adam denir mi? Denir. Yaz dostum of. Boşa geçmiş öyle yaşam denir mi? Hep beraber. Oldu mu? Alkış alkış. Çok güzel bir Barış abi şarkısıyla sizi motive etmeye çalıştık. Oğuzhan teşekkür ederiz. Oğuzhan hatırlattı bu şarkıyı. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi bu gazın üstüne bence bu dersi silip süpürün. Bu derste notamızın yazılı olduğu çizelgeyi anlatacağım. Buna böyle bir anahtar çiziliyor arkadaşlar. Bu anahtarıma da sol anahtarı deniyor. Kilit açan anahtar gibi düşün. Başka farklı bir şey düşünme. Bu başladığı çizgi direkt sol oluyor. Yani aynı sol anahtarını şuradan itibaren çizsen şu çizgi sol olur. Öyle düşün. O başladığı çizgi sol oluyor arkadaşlar. Sol anahtarı o yüzden deniyor. Bu sol anahtarı. Buraya kadar anlamadığımız bir şey yok. Sol anahtarını öğrendik. Bir de öğreneceğimiz ek çizgiler var. Şöyle ek çizgi. Mesela kaç çizgimiz var burada? Önce çizgileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgim var. Bu çizgiler bazen yetmiyor bazı enstrümanlar için. Gitar için yetmiyor mesela. Ek çizgiler. Alta ve üstte ek çizgiler çiziliyor. Aslında bu da portre çizgisi gibi. Yani uzun uzadıya çizebiliriz böyle ama tek bir nota için çizdiğim için sadece kısa bir şekilde notanın böyle içine girebileceği şekilde çiziyorum. İki tane ek çizgi de olabilir böyle. Üstte de ek çizgi olabilir. Üç tane de olabilir. Yani ne oluyor böyle üç tane olursa? Sekiz tane çizgiye çıkmış oluyor. Bunların adı neymiş? Ek çizgi. Şimdi ne öğrendik? Portre, sol anahtarı ve ek çizgi. Bu bilgiler burada dursun, evet. Bu bilgiler yeterli. Şimdi bir de mesela sol anahtarını şuraya çizeyim bir daha. Sol anahtarı çizdim. Başladım notamı yazmaya. Hop, kapattım. Bir daha başladım yazmaya. Altlarını da yapalım. Hop, burayı da kapattım. Şu aralığa ölçülüyorum. Bu çizgi de ölçü çizgisi. Burada bu konuyu çok yüzeysel anlatacağım. Sadece hobi için öğrenmek isteyenler olabilir. Bu kadarı size yeterli şimdilik. Şimdi tabı da anlatacağım. Notasyon ve tab sisteminin daha detaylı anlatımı için şuraya mı olsa? Buraya bir kart koyacak olsan
Oradan detaylı anlatımını daha böyle içine girilmiş bir şekilde bütün ne bileyim staccato'su, işte fortesi, piyanosu nedir, bunlar ne demek, hepsini anlatacağım bir video olacak. Oraya tıklayabilirsin. Şimdi gelelim tap sistemine. Tap sistemi gitar için yapılmış bir sistem. Tap yazılır böyle başına. Aynı sol anahtarı nasıl yapılırsa buna da tap yazılıyor. Uzun adı da tablatür. Tablatür kısaltılmış bir şekilde yazmışlar. Tablatür. Tablatürün farkı ne? Dikkat edeniniz olduysa burada 5 çizgi değil 6 tane çizgi var. 6 tane çizgimiz var. 1 2 3 4 5 6. Şöyle bir de gitarımın şu kısmını çizersem daha iyi anlayacaksınız. Bunlar neye benziyor? Gitarımın tellerine benziyor, evet. Şu en üstteki 1 mi ince olan. İkincisi si sol re la mi. Boş telleri ezberlemiş olan arkadaşım, sana çok teşekkür ederim. Bu videodan önce boş telleri öğrenmiştik. Yani boş tellerimiz mi si sol re la mi. Burada neymiş? En üstteki çizgi. Yani tam tersi. Gitarda en altta olan ama çizgilerde en üstte olan çizgimiz ince tel mi'miş. Bu bize mi'yi ifade ediyor. İkincisi si'yi. Böyle bu şekilde gidiyor. Şimdi bir de bunların üstüne rakamlar yazılıyor. Şimdi temiz bir sayfada yapalım. Mesela tap yazdım. 1 4 0 3. Rastgele rakamlar yazdım çizgilerin üstüne. Hatta hepsini yazayım. 8 6. İlkinden başlayalım. 1 ne demiştik? Bunlar üstteki çizgiler tellerimiz. Burası neresi? Birinci tel. Birinci tel. Şuradaki rakam da perde numarası. Birinci tel. Birinci perde. Evet. İkinci çizgiye gelelim. İkinci çizgide 4 var. Bu ne olacak? İkinci tel olacak. İkinci çizgide olduğu için. Üstten sayalım. Yalnız. İkinci tel. Dördüncü perde. Bir de burada sıfırım var. Nerede bu? Birinci telde. Birinci tel üstüne çizmişiz. Birinci tel boş. Birinci tel boş neydi arkadaşım? Mi. Mi notası yani. Yine geçiyorum. Üçüncü tel. Üçüncü perde. Yani üstündeki rakam perde çizgide teli ifade ediyor. Çizgiler yukarıdan sayılmaya başlanıyor. Ve rakamlar da bildiğiniz rakam. Yani perde olarak sayıyorsunuz. Şimdi gitar üstünde bakalım bunları. Evet arkadaşlar, bu notalara tek tek bakalım. İlk notamız neydi? Birinci tel, birinci perde. Birinci tel gitarda burası. Ama çizgilerde en üstte. Unutmayın. Unutmayın diye tekrar tekrar söylüyorum. Kağıt üstünde, tap üstünde en üst çizgi. Burada en alt tel. Birinci tel, birinci perde. İkinci notam neydi? İkinci tel, dördüncü perde. Bir, iki, üç, dördüncü perde. Üçüncü notam... Birinci tel boştu. Boş. Dördüncü notam. Üçüncü tel, üçüncü perde. Bir, iki, üçüncü tel. Bir, iki, üçüncü perde. Tab okumak çok kolay. Tabın üstünde bazı ritimsel işaretler olacak. Bir sonraki derslerde ritimleri anlatacağım. Onları da öğrenince tab ve notayla çok güzel bir şekilde şarkıyı icra edebiliriz.
Beşinci notamız neredeymiş? Beşinci çizgide. Beşinci çizgide, yedinci perdede. Bir, iki, üç, dört. Beşinci tel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedinci perde. Anlamayan olursa bu konuyla ilgili yorumlarınızı lütfen yazın. Evet dostlar, bu ikisi birlikte ne işe yarıyor ona bakalım. Sol anahtarımı yazıyorum hemen. Tabımı da yazıyorum. Böyle altlı üstlü yazılıyor bunlar. Mesela hızlı hızlı bir şarkıyı hemen yazalım. Bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Üstte gördüğünüz üzere notalar var. Ölçü çizgilerimi kapatmışım. 3 ölçü yazdım. Bu parçanın ritmi derslerinde anlatacağım. Buraya 3-4 yazdım. Altta da tam bakın notanın altında ne yapman gerektiği. Aslında bu notaya bakarak da sadece çözebilirsin işi. Ama bu alta bakarak da, taba bakarak da çizebilirsin. Peki sadece taptan çalanlar olacak. Niye o zaman notaları yazıyoruz diyebilirsin. O da ritim dersinde söylendiği bir şey. Çünkü üstteki ritimleri görmem lazım. Hangi ritimle çalacağımı bilmem lazım. Rastgele çalamıyorum. Üstteki notaları ezberlemeden de ritimlere hakim olarak bu konuyu çözebiliriz. Tap çok basittir. Ama mantığını iyice çözmek lazım. Dediğim gibi detaylı bir şekilde yukarıdaki kartlarda anlatacağım. Tabı da, notasyonu da. Çok ileri seviye parçaları bile taptan çalabilirsiniz. İyi bir tap okuyucusu olursanız, yani ritimleriyle yazılmış bir tap varsa. Biz zaten derslerimizde tap ve nota ile gideceğiz. Ben kendim yazacağım. Bu sistemi o yüzden iyi öğrenmenizi isterim. Bu dersleri daha iyi anlarsınız. Şimdi bu küçük şeyi çalalım, sonra dersi bitirelim. Evet dostlar. Çalıyorum şimdi. Son, iki, üç. Evet, buraya kadar. Üç ölçü. La, do, mi, re, do, mi. Fark ettiyseniz mesela re'de çok kalıyorum. Bir de son mi'de çok kalıyorum. Bu üstteki notaların ritimleriyle alakalı bir şey. Sonraki ritim derslerini buraya kartlara koy olsan o derslere de gitsinler. Oradan bakarak çözebilirsiniz. Şimdi bir de hatırla sevgili çalsak mı ya? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorum yazmayı, beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı. Oğuzhan'a abone de olun. Oğuzhan var mı Oğuzhan? Yok. Kendinize iyi bakın. Müzikle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.